mürekkep balığı arkadaşlar şuradaki. Büyük ihtimal pes edeceğiz. Ekran gitti, kontrol gitti. Bizim teknemiz biraz daha küçük olduğu için hani oradaki gördüğün kalabalık, oturup kahvenizi yudumlamak. Günaydın arkadaşlar. Bugün Elnido'nun en popüler turu olan Ağ turuna çıkacağız. Good morning. Bu sabah muhteşem bir hava var burada. Dün C turunu yaptık. 4 tane yere gittik. Biraz son, günün sonunda zamanımız vardı. Kalan zamanda da Pinat Butuyan adlı bir adaya gittik. Adanın bir tane sahili desek daha doğru olur. Gün batımını seyrettik. Gayet keyifliydi. Bugün 4 tane yere gideceğiz. Özellikle görmek istediğim yer Shimizu Adası ve Big Lagoon. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Big Lagoon, Elnido. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Muhteşem bir manzara. Şu anda bir kanoyla bir gölün çıkışına doğru gidiyorum. Şu anda Secret Lagoon adı verilen bir bölgedeyiz. Tekne bizi şurada görmüş olduğunuz bölgede dışarıda bıraktı. Biz de buraya yüzerek gelmek zorunda kaldık. Şöyle göstereyim bölgeyi. Burada da taze Hindistan cevizi satıyorlar. Arkadaş burada. How much is the coconut? 100? 100 peso'ya satılıyormuş coconut. Thank you. Super windy, yeah? Yeah, it's so windy. So you just walk from the beach over there? Yeah, so it's very little while for people. Şu anda Secret Lagoon adı verilen yere giriyorum. Şu kalabalığa doğru yürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası ana baba günü. Onlarca insan var etrafta. Bilmiyorum nasıl gideceğiz. Hi sir. Hi. Is everybody going in with the line or? Yeah. What is a crazy line? It's not secret. Herhalde 100 kişi var şu anda kapının girişinde. Bilmiyorum değer mi? Şöyle göstereyim size kapıdaki insanları. Kalabalık şu an aşırı biçimde. Yani kapının önünden göründüğü kadarıyla 100 tane insan var ve sıra ilerlemiyor. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimal pes edeceğiz. Çünkü başka bir adaya gitmemiz gerekebilir. Çok daha güzel yerler var etrafta. Burada zaman kaybetmek istemiyorum. Bugünkü turumuzun 3. durağı olan Shimizu Adası'na geldik. Şu anda burada öğlen yemeği molası veriyoruz. Çok güzel bir sahil burası. Aslında çok rüzgarlı olduğu için bugün adanın ön kısmına ulaşamadık. Şöyle göstereyim size. Şu adanın arka kısmına bir sürü tekne çekmiş durumda şu anda. Fark etmiş durumda. Bizim teknemiz biraz daha küçük olduğu için şuraya ön tarafa doğru çektik. Tek sıkıntısı şöyle suyun içinden yürüyerek tekneye ulaşmamız gerekiyor. O yüzden kameraları,
dronları hepsini tek tek drive bag'e koyup yüzerken taşıyarak adaya ulaşıyoruz. Bakalım yemeklerimizde neler var. Ben size şurada yediğimiz yemekleri göstermek istiyorum hemen. Ananas. Onun dışında bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kavun gibi bir şey herhalde. Palamut balığı. Neyse, mackerel or. Bizde palamut diye geçiyor. Şu sos arkadaşlar, soy sosu. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz sos. Balıkla birlikte inanılmaz güzel gidiyor. Filipinler'de olmazsa olmaz her yemekte pirinç yeniliyor. Bu da tavuk ve... What's this? This is the squid. Mürekkep balığı arkadaşlar. Şuradaki. Şöyle göstereyim. Öğlen yemeğimiz Çimurcu Adası'nda böyle. İnanılmaz keyifli. Manzaralar falan çok güzel. O kadar çok aynı şeyleri tekrarlıyorum. Her şeyin çok güzel olduğunu söylüyorum. Mükemmel, mükemmel, inanılmaz diyorum ama hakikaten güzelliğinden söyleyecek kelime bulamadığım için. Shimizu Adası 3 tane ayrı kumsaldan oluşuyor. Şu anda sağımda kalan bölgede büyük kumsal var. Onun yanında 2 tane küçük kumsal var ve şu anda en sonundaki kısmındayım. Burası El Nido'da en çok görmek istediğim yerlerin hemen hemen başındaydı. Eğer El Nido'ya gelirseniz A turu içerisinde yer alan Shimizu Adası'nı görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. El Nido'ya çok turist geldiği için biraz bu turları düzenleme yoluna gitmişler. Aslında belki de çok iyi yapmışlar çünkü buraya yığınla turist geliyor. Biz şu anda hafta içine denk geldiğimiz için fazla kalabalık yok. Hafta içi aslında biraz daha az insan var. Fazla kalabalık yok derken, az önce Secret Beach'ti galiba. Oraya gittik ama ben giremedim kalabalıktan dolayı. Yani oradaki gördüğüm kalabalık inanılmaz boyutlardaydı. Onun dışında en çok kalabalık olmasını beklediğim bölge Big Lagoon'du. Orada bile 3-5 tane kano vardı, o kadar. Bir sonraki durağımız Seven Commando Beach olacak. Şimdi kanoyla gitmiştim Seven Commando Beach'e. Kaldığım otelden yaklaşık bir 10 dakika kano mesafesi. Hiçbir tura gerek kalmadan kanoya binip gittim. Rahat oldu yani, kaldığım otelin konumu o açıdan. Eğer El Nido'ya gelirseniz El Nido şehrinde kalmak yerine Koron Koron'da kalmayı da tercih edebilirsiniz. Sebebi El Nido biraz daha karışık, karmaşık, restoranlar bilmem neler. O tarz şeyleri seviyorsanız zaten oraya tricycle ile gitmek hemen hemen 10 dakika, 1 dolar fiyatı. Ama biraz uzağında kalıp Koron Koron'u geçerseniz hem sakin bir kumsal, sabah uyandığınızda beach, yani şu kadar güzel değil tabii ki ama akşam güneş batışı inanılmaz. O gün batımı manzarasında oturup kahvenizi yudumlamak zaten olayı bitiriyor. El Nido'da gitmediğim yerlerden ikisi Nakpan Beach, öbürü de zipline yapılan yer. Şu anda adını unuttum. Bugün akşamüstü otelimize döndükten sonra oraya gitmeye çalışacağız. Şimdilik Shimizu Adası'ndan bu kadar. Sizi birkaç drone videosuyla baş başa bırakmak istiyorum. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Merhaba arkadaşlar, şu anda Seven Commando Beach'teyiz. Bugünkü turumuzun son durağı Seven Commando Beach. Adının Seven Commando denmesinin sebebi, 2. Dünya Savaşı'nda burada 7 tane komando mahsur kalıyor ve kurtarılıyor. Adını da böyle 7 komando koymuşlar. Birazdan Hindistan cevizlerimizi alacağız. Hello, hello. Hello, Karim. You wanna get the... Bukaram, yeah. Hindistan cevizine burada bir yorum katmışlar, bakalım nasıl tadı. Banana kebab. Corn dog. Banana. Oh, it's banana? No. How much is it? Buram. 100,000. Hindistan cevizini aldık şu anda. Sahile doğru gidiyoruz. Bugün oldukça rüzgarlı bir gün var. Drone uçurmak biraz zor oldu. Ama drone hala çalışıyor. Düşürmediğim için mutluyum. Birkaç tane bağlantı sıkıntısı yaşadım drone ile ilgili. Yani kaldırdıktan sonra ekran gitti. Kontrol sağladığım o kumandanın ekranı gitti. Kesinlikle hiçbir şey göremiyorum. Öyle drone havada takılıyor ama hiçbir şey olmadı. Yani geri de dönmedi, yere de düşmedi. O yüzden bir sıkıntı çıkmadı. Bakayım tadına. Hindistan cevizi rom. Değişik bir tadı var. Yani sadece Hindistan cevizi olsa daha güzel olurdu büyük ihtimal. Bugün çok güzel bir gezi yaptık. Dönüşümüz biraz yorucuydu yalnız. Şöyle bir rüzgarda dönmeye çalıştık. Bu yüzden bayağı ıslandık ama sırılsıklam bir şekilde geri dönebildik. Güzel yerlerini görmüş olduk El Nido'nun. Özellikle Shimizu Adası
Zaten drone videolarında da göreceksiniz. Çok beğendiğim bir ada. Bugünkü turumuzda favori Shimizu Adası diyebilirim çok rahat. Layers gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah.